Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Efendim yaz döneminde hafta içi beraber olacağız 1-2 ay boyunca. Gündem her zamanki gibi yoğun ama ilk sırayı ekonomi, asgari ücret pazarlıkları, Merkez Bankası'nın olası faiz artırımı alıyor. Sonra elbette siyaset, CHP kulisleri ve yerel seçimler. Hayata dair pek çok başlık da var. Bu akşam Fox Haber etiketimiz samimiyet testi. Seçim öncesi mesela asgari ücrete verilen vaatler yerine getirilecek mi? Bu tam bir samimiyet testi olacak. Bu başlıkta sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Milyonların gözü kulağı bayramdan önce belli olur mu sorusuyla birlikte asgari ücret zam pazarlığında ama ikinci kez bir araya gelen tespit komisyonunda hala bir rakam konuşulmadı. İşçi temsilcisi Türk İş masaya bir rakam koymadığı gibi iktidarın seçim öncesi vaadi $500 üzerinden oluşan beklentiye işveren gibi onlar da karşı çıktı. İşveren TL konuşalım demişti, Türk İş de TL konuşalım dedi. Başkan Ergün Atalay'ın Çalışma Bakanı ve TİSK Başkanı ile üçlü görüşmesinden sonra da işçi adına talep açıklanmadı. İşveren tarafından veya hükümet tarafından hiçbir rakam ortaya konmadı. Biz de söylemedik işin doğrusu. Önceki Çalışma Bakanı $500 bazında asgari ücret vaat etmişti. $500 üzerinden değil, günün şartlarına göre rakamları neyse onun üzerinden konuşulacak. Yani $500 derken $500'ın TL karşılığını konuşalım o zaman. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı. Milyonlarca işçinin ve ailesinin gözü kulağı o toplantıdaydı ama rakam konuşulmadı. İşçi $500 vaadinin yerine gelmesini beklerken masada işçiyi temsilen oturan Türk İş ise işverenle aynı açıklamayı yaptı. TL konuşalım dedi. Aşağı yukarı $500 civarında. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. TL konuşacağız. Döviz kurundaki artış ve pahalılık göz önüne alındığında $500 seviyesinde bir asgari ücret dahi yeterli olmayacaktır. Bundan önceki Sayın Bakanımız rakamı televizyonda konuştu. O günlerin şartlarına göre bunların aşağı olmaması lazım demişti. Ancak $500 üzerinden değil, günün şartlarına göre. Türk İş'in açlık sınırı olabilir mi efendim? Bir şey demek doğru olmaz. Türk İş'e bağlı Teskop İş artan döviz kuru enflasyonu da arttıracak. Günümüz şartlarında seçim öncesi verilen $500 vaadi yani bugünün kuruyla 11.800 lirada işçinin geçimine yetmeyecek derken asgari ücret masasındaki Türk İş temsilcisi Ramazan Ağarsa dolar değil TL konuşacağız açıklaması yaptı ama TL ile de bir rakam vermedi. Türk İş'in Mayıs ayı açlık sınırı 10.360 lirayı dahi telaffuz etmedi. Rakam telaffuz edilmeden pazarlık nasıl yürütülüyor masada? Kamu önünde pazarlık gibi bu işi tartışırsak doğru olmaz diye düşünüyorum. Asgari ücret tespit komisyonu öğleden önce 2,5 saatlik bir toplantı yaptı ama taraflardan hiçbir masaya rakam getirmedi. Çalışma Bakanlığı'nda şu dakikalardaysa ikinci bir toplantı daha var. Çalışma Bakanı TİSK ve Türk İş Başkanı ile bir araya geldi. İddiaya göre Çalışma Bakanlığı'nda aynı gün içinde yapılan ikinci asgari ücret toplantısında da rakam gündeme gelmedi. Yarım saat süren toplantıdan sonra sendika başkanları çıkışta açıklama yapmazken görüntü de vermek istemedi. Bence dolar üzerinden konuşmak hatalı olur. 10.500 ile 11.500 lira arasında bir rakam açıklanacağı öngörülüyor. İşveren tarafında TİM Başkanı Gültepe asgari ücretin en fazla 11.500 lira olacağını öngörüyorum açıklaması yaptı ama komisyonda işveren temsilcisi TİSK, iktidarın asgari ücret desteğini duymadan rakam teklif etmek istemiyor kulislere göre. TİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikamızın açlık sınırı 10.072 lira, yoksulluk sınırı ise 4 kişilik bir aile için 34.834 liradır. En azından 2 kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar bir gelir girebilmesi sağlanmalıdır. İşçi adına ise pazarlık masasındaki Türk İş dışında pek çok kesimden rakam açıklamaları geldi. DİSK asgari ücretin 17.400 lira olmasını talep ediyor. Asgari ücretin en az 15.000 lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin ne zaman açıklanacağı belli değil dedi. Bayramdan önce belirlenmesi bekleniyor. Son sözü ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Efendim eski bakan Vedat Bilgin asgari ücret için $500 telaffuz etmişti, aktardık.
Devlette devamlılık esas diye biliyoruz. Yani eski bakanın sözleri yeni bakanı da bağlar. İşçi sendikalarının bu vaat üzerinden yürümesi, hatta daha fazlasını istemesi gerekmez mi? Gerçi alım gücü artmadıktan sonra, yani dolar yükselmeye devam ettikçe ne faydası var? Bize maaşlara zam bile vermesinler, sadece ürünlere zam yapmasınlar yeter diyen vatandaşları duyar gibiyim. Asgari ücret denilince akla pazarlığı süren özel sektör ücreti geliyor. Ama aslında Türkiye'de iki farklı asgari ücret var. Memurun asgari ücretinin 22 bin liraya yükseltileceği vaat edilmişti. Özel sektörün asgari ücretlisi ise bunca pazarlık sonunda ancak bu rakamın yarısını alabilecek gibi gözüküyor. Ben memur asgari ücretlisiyim. Ben işçi asgari ücretlisiyim. Ben emekli asgari ücretlisiyim gibi bir farklı asgari ücretliler toplamıyla karşı karşıya kalıyoruz. Normal mi bu? Bu normal değil. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Devlette ve özel sektörde farklı asgari ücret eşitlik ilkesine aykırıdır. İş barışını sağlamak açısından ücretleri en alt birimde değil, en üst birimde birleşmemiz lazım. Yüksek enflasyon, fahiş kiralar, faturalar, günden güne zamlanan gıda fiyatları. Tüm çalışanlar hayat pahalılığıyla mücadele etmeye çalışıyor ama Türkiye'de iki farklı asgari ücret var. Özel sektörde çalışan asgari ücretli 8.506 lira alıyor. Memurun asgari ücreti 11.848 lira. Yani işveren kamudan daha fazla çalıştırıp daha az ücret ödüyor. İki asgari ücrete de yeni rakamlar belirlenecek Temmuz'da. Uçurum derinleşecek çünkü asgari ücrete 11 bin lira civarı telaffuz ediliyor. Memurun asgari ücretine ise 22 bin lira sözü var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Kamuda ayrı asgari ücret, emekliye ayrı asgari ücret, işçiye ayrı asgari ücret gibi farklı asgari ücretler belirleme stratejisine gidiyorlar şu anda. Hal böyle olunca değişen bir şey olmuyor. Herkes asgari ücretli oluyor da sen hangi asgari ücretlisin? Özel sektördeki asgari ücretlilerin oranı yıldan yıla artıyor. Maaşları ise memurun asgari ücretinin %30 altında. Bir asgari ücret açlık sınırına yeniliyor. Diğer asgari ücret ise açlık sınırının biraz üstünde yer alıyor. Devletin şunu açıklaması lazım. Bu asgarilerin dayanağı ne? Bu farklılığı açıklayabilen bir sistemimiz olması lazım. Fakat bu haklılığı açıklayamıyoruz şu anda. İşverenin ödeyeceği asgari ücrete %30 civarında zam konuşuluyor. Eğer öyle olursa 11.057 liraya yükselecek. Yani memurun zamsız asgari ücretine bile yetişemeyecek. Memura sözü verilen zamsa %85. Yani iki asgari ücret arasında makas daha da açılacak. Tabii kamu işçileriyle özel sektör işçileri arasındaki ücret farkları da ortadan kaldırılmalı. DİSK'e göre de tek asgari ücret olmalı, o da çalışanların geçinebileceği düzeyde hesaplanmalı. Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre ise önemli olan alım gücünün korunabilmesi. 2019 yılında 2020 liraymış asgari ücret, bugün 8500 lira. Peki asgari ücretli gerçekten zenginleşmiş mi? Hayır. Bir izleyicimiz, emekliler ölmemek için 7500 TL ile yaşam mücadelesi veriyor, kimse bahsetmiyor. Açlık sınırı üstünde olmalı, emekliler açlıkla mücadele ediyordu, insan gibi yaşamak istiyoruz diyorlar. Şimdi tam da sizden bahsedeceğiz, haberimiz sizlerle ilgili. Geçinemiyoruz diyen emekliler yine eylemdeydi çünkü bayram ikramiyelerinde verilen söz tutulmadı, hayal kırıklığına uğradılar. Temmuz zammındaysa ek zam için adları bile geçmiyor. TÜİK'in enflasyon oranlarına mahkum kalacaklar gibi görünüyor. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkardı. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz. Öyle ümit bağlamıştık ama ne yazık ki beklentimiz yani olmuyor. Bizim hakkımızı versin. 50 sene bu ülkeye hizmet ettik. 2000 lira neye yeter? Markete git, 2000 lirayı bitir gel. Bir haftada harca. Bize bir zam yapsınlar. Yani açlık sınırının altında olmasın maaşlarımız.
Onu istiyoruz. Hiç olmazsa ona razı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce 2000 liralık bayram ikramiyesinin artırılacağı sözünü vermişti. Zam gelmedi. İkramiyeler zamsız yatırılmaya başlandı. Emekliler ise ikinci kez hayal kırıklığı yaşamak istemiyor. Gözleri Temmuz zammında maaşları en azından açlık sınırının üstüne çıkarılsın istiyorlar. Ancak bunun için en az %38 zam gerekiyor. TÜİK'in açıkladığı ilk 5 aylık enflasyon ise %15,26. Yeni bir vaat yok. Emekliye %15'in biraz üstünde zam görünüyor. Diyorlar ki kuru ekmek bulabiliyorsan demek ki aç değilsin. Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Açız. İnsan yaşamak istiyoruz arkadaşlar. Geçinemiyoruz. Zam diyorlar. Düzelteceğiz diyorlar. Aldığımız emekli maaş ortada. 7,5 lira para alıyoruz. Meclisimiz bayramdan sonra çalışma kararı aldı. İlk 6 ayın enflasyonunu da Temmuz ayında görmüş olacağız. Bütün bunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak. Gerek asgari ücret, gerek bu 22 bin lira en az memur maaşı meselesi bizim seçim beyannamemizde. Temmuz zamlarında emeklinin adı bile geçmiyor. Oysa en düşük gelir emeklinin geliri. Hangi söz yerine geldi ki bu gelecek? Ülkemize 10 yıllar boyunca hizmet etmiş, bu uğurda saçlarını ağartmış emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyon %15 gibi bir şey söyleniyor ki o rakam inandırıcı değil. Bence 3 rakamlı enflasyon. TÜİK'in açıkladığı, yani devletin aslında kurumunun açıkladığı açlığın da altında yaşama diyen bir yaklaşım var. Bayram ikramiyesi için zam umudu vardı emeklinin, ancak verilen söze rağmen bayram ikramiyeleri zamsız yatırılmaya başladı. Şimdi ise emekli aylıklarına zam bekliyor emekliler. Ancak bunun da gerçek enflasyona göre yapılmasını istiyorlar. İnanmıyorum ben. Kim? Hangi? %150. Nerede %15? Markete gidiyorum. Marketteki enflasyona bakıyorum ben. Maaşımıza yine %15 yansıyacak, %20 yansıyacak. Keşke daha fazla olsa. Emeklinin hissettiği enflasyon %150, TÜİK'in hesabı ise %15,26. Haziran ayı enflasyonu da eklenecek. Emeklinin enflasyon farkı öyle hesaplanacak. Ancak bir ay ücretsiz verilen doğalgazın TÜİK hesabına sıfır olarak geçmesiyle Haziran enflasyonunun da düşük gelmesi bekleniyor. MÜİK her şeyi ayarlıyor. Geçiniyoruz ama geçinilmiyor, yok. Bak peynir aldım 80 lira. 200 lira verdi eşim, ne alacağım ben? Emekliyim. Pazarcılık yapıyorum, pazarcılık. Emekliliğimi yaşamak istiyorum ama yok. Nerede yaşayacaksın? Yıllarca emekli olabilmek için bekleyen EYT'liler bu kez de sosyal güvenlik merkezlerindeki yoğunluğa takılmış durumda. Özellikle İstanbul'un nüfus yoğunluğu yüksek olan Bağcılar gibi ilçelerinde henüz başvuruların çeyreğine bile maaş bağlanabilmiş değil. Kaçta aldınız numarayı? 13.10'da aldım. Önümde 621 kişi var. 6 Mart'tan beri evrakımı vermişim. Evrak beklemede yazıyor yani. Neymiş peki durum? Sıra gelse soracağız. Kalabalık mı içeride? Çok kalabalık. İçeriye bakın ne hallerdeler yani. Kaç numaranız? 468. Benim tam 100 gün oldu, bekliyorum hala. Öğreneyim dedim son durum ne. Çok kalabalık, yoğun ya. Yıllarca beklediler, beklemeye de devam ediyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar şimdi de sosyal güvenlik merkezlerindeki yoğunluğa takıldı. Özellikle nüfusun yoğun olduğu ilçelerde maaşların bağlanması için bekleme süresi uzadıkça uzuyor. O merkezlerden biri de İstanbul'da Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi. Büro İş Sendikası'na göre 3 aylık süreçte başvuranların sadece %24'üne maaş bağlanabildi. Süreç böyle devam ederse emeklilik işlemleri yıl sonunu bulabilir. İstanbul'da en sıkıntı olan ilçelerden birisi Bağcılar. 31 Mayıs itibariyle 125 bin bir başvuru var. Mayıs ayı itibariyle toplam bağlanan 29.600. %24'e ancak bağlanabilmiş, %76'sı halde bekliyor. İstatistik olarak bakarsan Bağcılar yıl sonunu bile geçer. Evrakımız gelen evrak dosyasına kaydedilmiş. Beklemede bu yıllardır bekliyoruz zaten. Söylenecek hiçbir şey yok. Nasıl içerisi? Dolu, içeri gidin bakın. Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi'nin önündeyiz. Merkezin içi gibi dışı da kalabalık. EYT'liler yıllardır kurdukları emeklilik hayalinde durum ne? İşte bunu öğrenebilmek için bir kez daha merkezdeler. Çünkü birçoğu aylar geçmesine rağmen emekli olamadı. 3 kişi başvurmuşuz aynı gün. Birisi emekli olmuş, ikisi bekliyor. Tahmin ediyorum yine bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya
10-15 gün sarkar. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başvuran tüm EYT'lilere maaşların bağlanması için en geç 15 Haziran'ı işaret etmişti. Ancak hala çok sayıda EYT'li beklemedi. Dosyada çok personel de az. Başka illerden İstanbul'a geçici görevlendirmeyle arkadaşlarımız görevlendirdi. Birçok merkezde emeklilik başvuru dosyaları yığılmış durumda. Bağcılar'da da 4 ayrı bankoda 4 memur çalışıyor. Ancak gelen giden hesaba katıldığında bu sayı yeterli değil ve içerisi işte bu yüzden kalabalık. İçeride 18 tane gişe var. Çalışan 3 gişe. Bazen 4 oluyor. İşsiz insan mı yok? Gazi Osman Paşa'da 68 bin talep olmuş. Sonuçlanan 22 bin. Kadıköy'de 50 bin üzeri bir talep var. 20 bin bekleyen hale daha var. Bağcılar başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde sosyal güvenlik merkezlerinde yoğunluk sürüyor. EYT'lilerin ise çoğu borçlu. Seçimden önce umutlandılar. Daha fazla beklemeden emekli olmak istiyorlar. Benim numaram 130, yani 750 kişi tamamlandıktan sonra 130'a geçiş yapacak. Ben burada bunları beklemek zorunda mıyım? Seçimlerden önce faiz artışına kesinlikle red diyen Erdoğan, seçimlerden sonra ekonominin direksiyonu oturttuğu Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile birlikte atacağı adımları kabullendiğini açıkladı. Bu sözler faizler artacak mı sorusunu pekiştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da faiz artacak mı artmayacak mı demeden güncelleme ihtiyacından bahsetti. Bu sözlerin ardından şimdi gözler 3 gün sonra Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımında, muhalefetin de piyasanın da gözü bu kararda. 2021'in Eylül ayından bu yana faiz indirimlerini yapan üyeler şimdi ne olacak da faiz arttırmaya karar verecekler? Ne olacak da göklerden gelen bir kararla rasyonel zemine dönecekler? Merkez Bankamız fiyat istikrarı ile ilgili biliyorsunuz bir görevi var. Burada güncelleme ihtiyacı da doğabiliyor zaman zaman. Bu güncelleme dediğiniz şey faiz kararı. Sayın Erdoğan ne yaptı? Merkez Bankası'nın politika faizlerinin azaltılması. Peki ne oldu? Enflasyon arttı. Piyasadaki faizler arttı. Türk lirası değer kaybetti. Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da politika faizini artıracağı beklentisi yüksek ama kaç puan olacak o bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce faizler daha da düşecek, nas var diyordu. Muhalefet faturası ağır oldu derken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz güncelleme ihtiyacı doğdu dedi. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Sana bana ne oluyor? Nas mı değişti? Faiz mi değişti? Hayır. Peki ne değişti? Devran değişti. Devleti dün dediğini bugün reddeden bir kafa yönetiyor. Dünyanın, Türkiye'nin şartlarına göre güncelleme ihtiyaçları çıkıyor. Hangisine göre güncelleme yapacaklardır? Yuvarlak laflarla bu iş sürmez. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen ay inmeye devam edecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç diyerek faiz artışına karşı çıktı hep. Geçmişte ekonomi politikalarında anlaşamadığı Mehmet Şimşek'i yeniden ekonominin direksiyonuna geçirdi. Merkez Bankası Başkanı da değişti ama faiz kararının belirlendiği para politikaları kurulu aynı. Kurul üyeleri faiz konusunda Erdoğan'ın aynı yerde durduğu gibi yerlerinde durup duruyorlar. Burada Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı var. Aynı para politikası kurulu üyeleri enflasyon iyice yukarı doğru çıkarken faizi biraz daha indirme yönünde karar alırken şimdi enflasyon bir düşme eğilimi gösterdiğinde faizi artırma yönünde bir karar alacaklar. Bağımsızlıktan söz etmek mümkün değil. Cumhurbaşkanının talimatlarıyla elini indirip elini kaldırıyorlar. Uzun ve orta vadede amacımız ne? Faizler düşsün, hem enflasyon düşsün. Muhalefet en çok da Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahaleyle iktidarı eleştirirken şimdi fiyat istikrarı gelecekte hem faizin hem enflasyonun uzun vadede düşmesi için Merkez Bankası elindeki araçları bağımsız kullanır diyor iktidar. Sarayın derdi pansumanla, aspirinle, vitrin değiştirerek, bol laf salatasıyla, Körfez'den gelmesini beklediği paralarla yerel seçimlere kadar ekonomiyi idare etmek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bankacılarla görüşecekti ama o görüşme faiz kararı sonrası Cuma gününe ertelendi. Muhalefet enflasyonun düşmesi için sadece faiz artırımı yeterli değil diyor. Şimşek'in hala açıklamadığı kısa, orta ve uzun vadede ekonomi programını soruyor. İlk seçimlerin ardından bir aydan fazla geçti. Sayın Şimşek yönetimindeki ekonomi kadrosunun ne yapacağını daha bilmiyoruz. Herhangi bir program açıklanmadı. Enflasyonu nasıl düşürecek? Bu düşürmenin maliyetinde sosyal yardımlar kesilecek mi? Kamu disiplininde nasıl bir kesintiye gidilecek?
CHP'de kulisler çok hareketli. İmamoğlu konuşuyor, bir İmamoğlu konuşuyor, bir Özgür Özel. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız, değişimi konuşmalıyız. Bunu yapmazsak yerel seçimlerinde riske gireceğini genel başkanı söyledim dedi. CHP bugün toplanan MYK sonrasında henüz zamanı belli olmayan kurultayı işaret etti. CHP'nin sözcüsü Faik Öztürk'ün meclis grubumuz, belediye başkanlarımız işini yapacak, yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak cümleleri dikkat çekti. CHP sözcüsü aman dikkat edin dedi, yerler kaygan burada. Biz de gülümsedik, sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yağmurlu havada kendisini karşılayan Faik Öztürk'ün uyarısını CHP'deki değişim tartışmalarına yorarak yaptı espriyi. CHP lideri Kılıçdaroğlu espriye gülümsemekle yetindi. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik. Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda olduğu gibi yerel seçimlere dönük bir işbirliğinin de öncüsü mü bilinmez ama CHP şimdi değişim, nasıl ve ne zaman sorusunun cevabının peşinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde genel başkanın istifası veya genel başkanın imzayla gönderildiği bir tarih yoktur. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan, kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli. Değişimi burada konuşmalıyız. Genel başkana fazlasını anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerinde riske gireceğini söyledim. Seçim yenilgisi sonrası adaylık sinyaliyle birlikte değişim talebini ilk seslendiren isim Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ile röportajında genel başkan değişimi de dahil mi sorusuna gerekiyorsa o da dahil yanıtıyla değişimin sınırlarını da yine ilk kez açıkça ortaya koydu. Bir takvime göre her şey CHP'ye yakışır şekilde ilerler. Genel başkan da onurlu bir şekilde o süreci yönetir ve sonunda birine el verir. Partimizde değişim istemek suç değildir. Genel başkanımız da zaten yenilenmenin, değişimin önünü sonuna kadar açacağını defalarca tekrarlamıştı. Değişimin yol haritasını varış noktasına kadar tarif etti İmamoğlu. Ama son durakta çekilirken Kılıçdaroğlu'nun el vereceği kişi siz misiniz sorusunun yanıtını havada bıraktı. CHP sözcüsü değişim rotasında Kılıçdaroğlu'nun kaptanlığında geminin yanaşacağı limanın adresini gösterdi, kurultay dedi. Genel başkanımızın bayram öncesi yapabileceği bazı aktarımlar sonrasında benim de kamuoyunu bilgilendirdim. Tarafları olabilecektir. Partimiz için en güvenli liman Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin sinesidir. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ni halka arz etmeliyiz. Halka arz aşamasındaki önemli ikinci adım talep toplamadır. Kendimizi halka arz edip talebi toplayalım ve ondan sonra ilerleyelim. Değişim isteyen isimlerden biri de Grup Başkanı Özgür Özel. Siyasetin değil, ekonominin diliyle konuştu Özel. CHP kendini halka arz etmeli derken kurultayı işaret etti. Kurultay için kulislerde konuşulan 29 Ekim tarihi için CHP'den ne evet ne hayır cevabı duyulmazken CHP grubu ve belediye başkanları için kurulan cümleler dikkat çekti. Meclis grubumuz işini yapacak, belediye başkanlarımız da işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimleri sonrası İstanbul'un fetret devrine girdiğini, kendi belediye başkanlığı ve AK Parti döneminde ise altın çağını yaşadığını söylemişti. O sözlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi. 4 yıl önce millet sizi tıpış tıpış evine yolladı, hala sindiremiyorlar, bunalıma soktuk dedi. İstanbul'un AK Parti döneminde fetret ve israf dönemini yaşadığını söyledi. Efendim neymiş? Bizim bu dönemi fetret dönemi diye tanımlama cihetinde bulunuyor. Hem de ne yazık ki yeni seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir cami açılışının önünde söylüyor. İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. 4 yıl olmuş, millet oy vermiş, sizi tıpış tıpış evine yollamış. Hala sindiremiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul için kurduğu fetret devrini yaşıyor sözlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi. İstanbul yenilgisini hala sindiremediler diyerek. Sizin fetret döneminizi yıkıp israf döneminizi ortadan kaldıran bizler anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk. O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan
kurtulamadınız. Bizden önce 10 yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Adalar Belediyesi başka bir partiden belediye diye hizmet edilmemesi ve o 25 yılda yapılan hizmetlerin belki de birkaç katını sadece 5 yılda yapabilmenin gururunu ve onurunu yaşıyor olacağız. İstanbul'da restore edilen Vaniköy Camii'nin açılışında hedef almıştı Cumhurbaşkanı İmamoğlu'nu. 1994 yılından 2019 yılına kadar altın çağını yaşayan İstanbul, Ekrem İmamoğlu yönetiminde fetret devrine girdi dedi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine Büyükada'da 19. yüzyılda inşa edilen Taş Mektep'in yeniden restore edilmesi sonrası açılışında yanıt verdi. Taş Mektep tam da bunun karşılığıdır. Yani geçmişten beri metruk halde bırakıp dönüp bile bakmadığınız ecdadın bize bıraktığı eserleri hak ettiği değere kavuşturmak, evet, size göre fetret dönemi olabilir. İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Yani bir caminin önünde söylenecek herhalde en son söz yalan konuşmaktır. Kınıyorum. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u İçinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Adaletle, eşitlikle ayrım etmeden hizmet etmenin ne olduğunu bilmeyenlerden 4 yıl boyunca yaptıklarımızı da anlamalarını açıkçası beklemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs akşamı da İmamoğlu'na yaptığı fetret devri eleştirisinde 9 ay sonra yapılacak yerel seçimi işaret etmişti. Gözler İmamoğlu'nun sözleri sonrası vereceği yanıtta. Siyaset Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ama hala Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay'ın tahliyesini tartışırken Adalet Bakanı Yargıtay'da konuştu bugün. Geç gelen adalet, adalet değildir dedi bakan. Ama Can Atalay seçileli bir ayı geçti. Tahliyesi için Yargıtay'a yapılan başvurunun üzerinden de 15 gün. Geç gelen adalet, adalet değildir. Geç verilmiş bir karar doğru olsa bile gerçek anlamda adaleti yerine getirmiş olmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede, Yargıtay kararlarının uygulanmadığı bir ülkede, Adalet Bakanı adil yargılanmadan bahsedecekse eğer önce bunların çözülmesi gerekir. Bir insanın haksız yere özgürlüğünden mahrum kalmasını hiçbir şeyle bunun bedelini ödeyemezsiniz. Hem avukatları hem muhalefet vekil seçilmesine rağmen hala serbest bırakılmayan Can Atalay için adalet isterken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Yargıtay'da katıldığı programda geç gelen adalet, adalet değildir sözleri. Süreç geciktikçe kişilerde acaba hakkıma kavuşmayacağım mı endişesi belirir. Kişiler ruhen yıpranır. 10 yıl boyunca süren bir soruşturma varken siz dosya beraatle sonuçlandıktan sonra o kişileri kaçma şüphesiyle tutukluyorsunuz. Gezi davası tutuklusu Can Atalay Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi. Mazbatasını aldı, meclise kaydı da yapıldı. Yemin edip mecliste görevine başlaması gerekirken tahliye edilmesi talebini içeren dosyası hala Yargıtay'da. Derhal tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin bir tahliye talebinde bulundu. 15 gün geçti. Şu ana kadar bu dilekçeyle ilgili olarak herhangi bir olumlu ya da olumsuz karar çıkmış değil. Anayasa Mahkemesi'ne gitmek için öncelikle Yargıtay'dan bir karar çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre meclis başkanlığı hareket edecektir. Aslında dosyanın esasına ilişkin ben kararımı verdim. Kararım da budur. Bu dokunulmazlığa girmez. Tahliye etmeyin demek. Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay'daki konuşmasında benzer olaylara farklı kararlar verilmesi adalete güveni sarsar derken Can Atalay'ın avukatı geçmişte verilen benzer kararları hatırlattı bakana. Aynı olaya farklı karar verilmesi tarafların adil yargılanma hakkını ihlal edecektir. Adalete olan güveni de sarsacaktır. Mustafa Balbay, Enis Berberoğlu kararı var, Ömer Faruk Ergerlioğlu kararı var ve cezaevinden serbest bırakılmaması nedeniyle süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşındığında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali verdiği çok fazla örnek var. Anayasamızın 83. maddesi gayet açık. Bir milletvekili hakkında yargı sürecinin işlemesi için meclisin kararı gerekiyor. Böyle bir karar olmadığı için Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Siyasette Can Atalay tartışması sürerken CHP İzmir Milletvekili, aynı zamanda Meclis Adalet Komisyonu üyesi olan Deniz Yücel de cezaevinde Atalay'ı ziyaret etti.
Melek Mosso konserini iptal etmediği için tepkilerin odağı olmuştu AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel. Görevinden istifa etti. AK Partili iki belediye başkanı ise konserleri iptal etmeyi seçti. Belediye festivali için içinde yürekten acılar çekse bile bunu ne sizlere ne bana yansıtmadan özrümü kabul edip yüreğine basan Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Alkışlar Cüneyt Başkan'a gitsin lütfen. Et ve kemikten yaratılmış varlıklarız, insanlarız. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta bu insana özgü bir şey. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp özür dileyebilmek. Çok büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var. Özrü kabul edebilmek. Sosyal medya paylaşımı ve bir ödül törenindeki sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu sanatçı Melek Mosso. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Cüneyt Yüksel'e Melek Mosso'nun konserini iptal etsin diye çağrılar yükseldi. AK Partili Başkan konseri iptal etmedi. Hatta iki isim sahneden birleştirici mesajlar verdi. Ancak AK Partili Cüneyt Yüksel'e başta kendi partisinin destekçileri olmak üzere eleştiri yağmuru dinmedi. Cüneyt Yüksel görevinden istifa etti. Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyor isek bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. Büyük ve güçlü Türkiye olacağız demiş. Türkiye yüzyılı demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasını da kaynak göstererek Melek Mosso'yu Kiraz Festivali'ne davet etmişti AK Partili Cüneyt Yüksel. Ancak sahneden verdikleri helalleşme mesajlarına rağmen Yüksel'e tepkilerin sonu gelmedi. Belediye başkanlığından ayrıldı. Ülkemin gündemini meşgul etmemek adına onurla hizmet verdiğim Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevimden feragat ettiğimin bilinmesini isterim. Melek Mosso konserini iptal etmeyen başkan koltuğundan oldu. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı ise Hüseyin Turan konserini iptal etti. Bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı açıklamalarını gördüğümüzde buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Yine AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi ise Melike Şahin ve Mabel Matiz'in konserini iptal ettiklerini duyurdu. Bursa Belediye Başkanı'nın aksine gerekçe de gösterilmedi. Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın seçim sloganı Türkiye'nin yüzyılıydı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz dedi. Ama olanları izlediniz. Erdoğan'ın bu ifadelerini, düşüncelerini benimsemeyen, uygulayan yok gibi gözükmedi mi şimdi? Teşkilatlar, bazı belediyeler öyle düşünmüyor gibi. Yani Cumhurbaşkanı gibi düşünmüyor gibi. Sırf troller yüzünden bu belediye başkanı istifa etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanının bu durumdan haberi varsa müdahale etmesi, göz yummaması gerekir gibi geldi bana. Samimiyetini kanıtlamak adına. Açık değil, davetle pazarlık usulü yapılan yaklaşık 3 milyar liralık deprem konutları ihalesinin tanıdık bir isme verildiği ortaya çıktı. Hatay Antakya'daki 1488 konutluk ihaleyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın dünürü aldı. Muhalefetten adrese teslim ihale, tepkileri yükseldi. 14 Mayıs'tan sonra motivasyonum ben daha fazla arttığı kanısındayım. Durmak yok, yolmaya devam. AK Parti dünürleri, damatları, akrabayı zengin etmek için kurulmuş bir partidir. Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları inşa edecek sahiplerine teslim edeceğiz. Seçim döneminde deprem bölgesine konut sözü verildi. 20 yıl taksitle de olsa depremzedeler konutlarını beklerken Hatay, Antakya'da davet usulüyle gerçekleştirilen ihaleyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın dünürü aldı. 2 milyar 929 milyon liralık deprem konutları ihalesinin adrese teslim edildiğini ileri sürdü muhalefet. Sadece kendi etrafını kollayan, kendi partilerine kamu kaynaklarını aktaran bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıktığı yerlerden Antakya. Sorunlar devam ediyor. Depremzedeler çözüm bekliyor. Konut ihaleleri içinse adımlar seçimden sonra hız kazandı. TOKİ, Antakya'da 1488 konutluk ihaleyi pazarlık usulü düzenledi. Yani ilana çıkılmadı. Bazı firmalar davet edildi. Açık ihale usulüyle yapılması gereken bu ihale deprem bahane gösterilerek teklif üzerine yapılıyor. Yani depremden de rant çıkarmaya çalışıyorlar. Adrese teslim ihalelerde adı sıklıkla geçen 21B üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca düzenlenen ihaleye 4 şirket davet edildi. Konut yapım işini 2 milyar 929 milyon liraya alan özel şirketin sahibi ise yabancı değildi. Türkiye'de sanki başka hiç kimse yok, başka iş adamı yok, başka iş insanı yok. Bir tek AK Partililerin dünürleri var, damatları var. Kabine açıklandığında milletimizin işte diyeceği bir kabineyle karşılaşacağız. Beklentim benim de ümidim bu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın dünürü Mehmet Çeker'in ihaleyi alan şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı. Çeker'in oğlu Abdullah Çeker'le Yazıcı'nın kızı Esra Yazıcı 2007 yılında evlendi. Nikah şahitleri de Erdoğan'dı. Muhalefet açık yapılmayan ihaleyi ve ihalenin teslim edildiği şirketle iktidar arasındaki aile bağını meclise taşıyacak. Hala evlerimiz yıkıntılar ve molozlar içerisinde yaşıyoruz. Bu kadar acı ve üzüntüden yandaşlarına servet devşirmeyi düşünenlerle bu mücadelemiz devam edecek ve mecliste bunları gündeme getireceğiz. Kamu İhale Kanunu'nun mutlak surette değişmesi gerektiğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Rekabetçi ve kamu maliyetlerini azaltıcı nitelikte olması kesinlikle zorunlu hale gelmiştir. Artık bu kayırmacılığın bu ülkede son bulması gerekiyor. Vergi dilimleri çalışanları zorladığı gibi otomobil satın almak isteyenlerin de karşısına çıkıyor. Çünkü otomobilde ÖTV dilimleri var. Ancak fiyatlar o kadar yükseldi ki düşük ÖTV'li araba bulabilmek imkansız hale geldi. %45'lik ya da %50-60'lık ÖTV'li araç kalmadı. %70 ÖTV'li model sayısı ise sadece 1. Geri kalan araçların vergisi %220'ye kadar çıkıyor. Şöyle bir baktığımızda milyonun altında sıfır araba yok. Sistem çarpık bir sistem. Kurlar arttıkça fiyatlar artıyor. Fiyatlar arttıkça da ÖTV dilimlerindeki kalemler değişiyor. Bu da tüm sektörü ve tüketiciyi etkiliyor. Bulunduğumuz bu bayide %80'lik dilimin altında araç var mı? Bu bayide yok. Markamızda da yok. %45, 50, 60, 70'lik dilime giren hiçbir araba yok. Türkiye'de sadece bir tane markanın bir modeli var. Türkiye'de satılan 276 farklı modelin sadece biri %70'lik vergi diliminde kaldı. %45, 50, 60 ÖTV'li araç zaten kalmamıştı. Geriye kalan tüm sıfır otomobiller %80 ve üzerindeki vergi diliminde. Dövize bağlı olarak otomobil fiyatları katlandıkça vergisi de artıyor. ÖTV %220'ye kadar çıkıyor. Kurdaki %1'lik artış bir anda %10 olarak yansıyor. Hükümet otomatik zam yapmış oluyor. Yani ortada zam yaptık diye dolaşmadan çok rahatlıkla gizli bir şekilde bu zamları devreye sokuyor. Türkiye'de sıfır otomobillerden vergisiz fiyatına göre kademeli olarak ÖTV alınıyor. Vergisiz fiyatı 184 bin liraya kadar olan otomobiller için %45 vergi alınırken fiyata göre dilimler yükseliyor. Ancak fiyatlar o kadar katlandı ki ara dilimler işlevini yitirdi, kağıt üstünde kaldı. Otomobilde vergi dilimleri en son 24 Kasım 2022'de güncellendi ama fiyatlar yerinde durmadı. Vergi dilimleri ilk belirlendiğinde yani 2022 yılının Kasım ayında bu otomobilin fabrikadan çıkış fiyatı yani vergisiz fiyatı 277 bin liraydı. %70'lik vergi dilimine giriyordu ve satış fiyatı da 600 bin liraydı. Gelelim bugüne, aynı otomobilin vergisiz fiyatı 432 bin lira, satış fiyatı da 922 bin lira. Tabii aracın fiyatı yükseldikçe vergi dilimi de bir üst dilime yani %80'e çıktı. Yani aracın fiyatına 7 ayda gelen zam 155 bin lira ama bir üst ÖTV dilimine girdiği için yansıyan zam 322 bin lira. Madem bütün otomobiller %80'lik ÖTV diliminde yer alacak, o zaman neden %45, 50, 60 ve 70'lik ÖTV dilimleri var?
Neden güncellenmiyor? Vergi tabii ki düşük olmalı. Bu şartlarda araba alınmaz. Otomobillerin çoğu ithal, yani dövizin artışıyla daha yolda zamlanıp bir üst vergi dilimine geçiyor. Durum böyle olunca sıfır otomobil sahibi olmak dar ve orta gelirli için imkansız hale geliyor. Ben 38-39 sene devlet memurluğu yaptım. Mühendisim. İki kişi karı koca çalışıyorsa, iki de çocuğu olan arkadaşlarımız, ben de dahil olmak üzere otomobillere böyle sahip olduk. Bakmakla yükümlü olduğum kimse yok. Ev kirası vermiyorum. Eşim de benim gibi emekli ama arabayı değiştiremiyorum. Eğer ben bu sıkıntıyı yaşıyorsam çalışanlar duman oluyordur. Şiddetli sağanak yağış birçok ilde şehirleri su altında bıraktı. Uzmanlar iklim değişikliği uyarılarını sürdürürken Manisa Akhisar'daki devlet hastanesi su baskını nedeniyle tahliye edildi. Bahçesinde bulunduğumuz hastanemizde de biliyorsunuz bodrum katında yaklaşık yarım metre yüksekliğinde bir su var şu an itibariyle. Hastaneyi su bastı, elektrik sistemi devre dışı kaldı. Durumu kritik olan 62 hasta başka hastanelere sevk edildi. Manisa Akhisar'da şiddetli yağış birkaç saat içinde hayatı felç etti. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'a göre şiddetli yağışlar yaz boyu devam edecek. Sel ve su baskınlarına karşı yeni tedbirler almak şart. Bugünden başlayarak neredeyse Ağustos sonuna kadar aynı şeyleri yaşayacağız. İklim değişikliği dediğimiz şey bu. Yani gittikçe bir kriz ortamına gireceğiz. Bu kriz ortamında da daha fazla yağış göreceğiz. Görüntüler Manisa Akhisar'daki Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nden. 2007 yılında yenilenen binasında hizmet vermeye başlamıştı hastane. Şiddetli yağış hastaneyi geçici olarak kullanılamaz hale getirdi. Bodrum kattan başlayan su baskını dakikalar içinde acil servis koridorlarına ilerledi. Hastanenin elektrik sistemi de yağıştan hasar görünce durumu kritik olan hastaların tahliyesine karar verildi. Güzel çekin, güzel çekin. Deniz birleşmiş, öyle söyleyeyim. Yukarıdan aşağı dehşet bir su geliyor. Denizle karanın birleştiği yerse Edirne, şiddetli yağış nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı yapıldı. Yollarla birlikte tarım arazileri de suya gömüldü. İzmir, Kırıkkale ve Burdur'da da görüntüler benzerdi. Bursa'da da seyir halindeki otobüs bir anda su içinde kaldı. Andırın sele gidiyor arkadaşlar, andırın sele gidiyor. Yapacağı zor gidiyor, baksana biz nasıl gidecek bu kurtarıcıyla. Yapılması gerekmesine rağmen çoğu belediye bu kaldırım yapmayı ve çiçek dikmeyi tercih ediyor. Çünkü bunlar görülüyor, ciddi altyapı yatırımlarını nispeten daha sona bırakıyor. İklim uzmanı Profesör Doktor Levent Kurnaz'a göre şiddetli yağışların sebebi iklim değişikliği. Selin ve baskınların sebebi ise şehirlerin altyapıları yenilenirken iklim değişikliğinin dikkate alınmaması. Meteoroloji bu hafta için Marmara'dan Ege'ye, İç Anadolu'dan Karadeniz'e kadar 13 ilde şiddetli yağışa karşı sarı kodlu uyarı verdi. Doğa artık bizim yaptığımız hataları affetmiyor ve daha da affetmeyecek. Onun için bizim yanlış altyapı yatırımlarından uzak durmamız gerekiyor şehirlerde. Boşanmak istediği için 11 yıldır evli olduğu erkek tarafından ölümle tehdit edilen kadın, ölüm korkusu yüzünden işe bile gidemiyor. Bir sene oluyor zaten, bizim bir davamız var. Ben de onun yüzünden çalışamıyorum. Hani işe gideceğim dediğimde sen gidersen bir yerde seni yakalayıp boynundan keseceğim diye bir sürü de mesajları var. Tehdit ediyor, evin camlarına taş atıyor. Boşanmak istediği için genç kadına ölüm korkusu yaşatıyor. Eve hapsolan Ayşe Karslıoğlu defalarca şikayetçi oldu ama sonuç alamadı. Can güvenliği olmayan iki çocuk annesi henüz hayattayken sesinin duyulmasını istiyor. Şimdi gelmiş her Allah'ın günü ya camları kırıyor ya kapıya saldırıyor. Benim istediğim bir an önce ondan boşanmak, onun da yakalanmasını istiyorum. Hani gerçekten çocukların psikolojik olarak çok kötü durumda. Polis gelmiş diyor silah değil. Çünkü silah olmasa da bomba der. Bayağı sis koku vardı. İddiaya göre sis bombası bile attı gözü dönmüş adam. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 28 yaşındaki Ayşe Karslıoğlu, 11 yıllık eşi Hakan K'ye bir yıl önce boşanma davası açtı. O günden itibaren de hem genç kadına hem de çocuklarına ölüm tehdidi başladı. Ben size şöyle yapacağım, böyle yapacağım, öldüreceğim gibisinden tehdit ettikleri için çocuklar istemiyorlar onu.
Ben de veremem çocuklar ona. Ne yakalanıyor ne bir şey gidiyor geliyor, sürekli aynı yerlerde aynı şeyleri yapıyor. Defalarca şikayetçi olmasına rağmen tehditler almaya devam eden ve boşanamayan Ayşe Karslıoğlu, geç olmadan 32 yaşındaki Hakan K'nin yakalanmasını istiyor. Benim istediğim bir an önce ondan boşanmak, onun da yakalanmasını istiyorum. Boşanamasın, evinde otursun ne âlâ ama dayak serbest. Bu zihniyet mesela kadın çalışmak zorunda bırakılmasın çünkü kadın narindir diye düşünüyor. Nazik kadınlara, narin kadınlara taş atma, sis bombalı saldırı serbest ama. Efendim, Gaziantep'te bir ev sahibi kiracısının eşyalarını sokağa attı. İki çocuklu aile dışarıda kaldı. Ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlık büyürken Adalet Bakanı'ndan kiralara ilişkin açıklama geldi. Ben evin içinde oturuyorken başkasına kiraya vermiş. Eşim bak, rezilim yani şu an. İki oğlum var, bir ben, bir eşim. Dört kişiyiz. Binanın önünde yığılı eşyalar. Aynı zamanda depremzede olan aile sokakta kaldı. İddialarına göre ev sahibi eşyalarını sokağa attı. Evi bir başkasına kiraladı. Gününden önce ödüyorum kiramı. %95 zam yaptı. Ona rağmen ödedim, ona rağmen çıkarttı, evet. Yani ben başkasını getiriyorum, sizden memnun değilim. İşte böyle bahaneler uydurdu. Kiralara getirilen %25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz. Düzenleme 1 Temmuz öncesine yetişmese de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Çoğu ev sahibi uymasa da kiralardaki %25 zam sınırı 1 Temmuz'da doluyor. Adalet Bakanı uzatılacağını söyledi. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına ise her geçen gün yenisi ekleniyor. Gaziantep'te yaşayan Çil ailesinin kirasına ev sahibi %95 zam yaptı. Kabul etmelerine rağmen yetmedi. Eşyalarıyla sokakta kaldılar. İddialarına göre o daire bir başkasına kiralandı. Evden çıkartıyorlardı. Tamam dedim, eşyamı birçoğunu toparladım, hazırladım. Ev bakıyorum, ev bulamıyorum. Ev bulamayınca da karakola gittim. Tehditli mesajlar atıyorlar, tehdit ediyorlar, olmaz hakaret ediyorlar. Geldim ki işte eşyalar böyle yapmışlar, dışarıya atmışlar. İki çocuk anne babalarıyla birlikte dışarıda. Deprem nedeniyle Gaziantep'te ev bulmakta zor. Efendim, şimdi ara zamanı. Efendim, Fox ana haber bülteni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Taçsız Prenses'in yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennetin, ezilir yerler için.